Selamlar sevgili dostlarım ve değerli oyun severler. Robin Hood oyunumuzun 6. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi bir bölüm öncesi yani 5. bölümde bulunduğumuz köyümüze birkaç tane daha bina yaparak geliştirmeye çalışıyoruz inşa kısmını da. Yalnız o bölümde biz kum taşı bulmayı hedeflemiştik. Fakat görevlere dalıp gittik ve unuttuk dostlarım onu. Şimdi haritaya girelim. Evet, aşağıda altın kum taş ocağı denilen yer. Kum taşı çıkarabileceğimiz bir alan. İkinci seviye keskinlik varmış burada. Zaten bizim bakır kazma ve baltalarımız artık bakıra geçirdik. İkinci seviye yani. Buraya gidip burayı keşfedelim. Artı gümüş madeninden de gümüş çıkartamamıştık o zaman. Oraya da gidip gümüş madeninden de biraz çıkartmayı düşünüyorum. Zaten birinci seviye taş ocakları burada, bakır ocakları duruyor. Bir de üçüncü seviye bir yer bulmuştuk, keşfetmiştik. Orada da altın vardı. Aynen burası. Burayı da artık gümüşten kazma balta. Bunlar artık 3. seviye için. Tamamdır dostlarım. Bir de burada yapmamız gereken yani hali hazırda keşfetmediğimiz ve itibarımızı arttıracak olan bölgeler var. Mesela burası. Kazanılmadı diyor. Yeşil bayrak olanlar kazanıldı. Böyle küçük ufak tefek kalanları da burada halletmemiz gerekiyor. Hiç görmediğimiz, keşfetmediğimiz yerler var. Bir de bu kişiler var, insanlar var. Yardım yapılması gereken, onları da yan görev gibi itibar arttıran, onları da hızlı bir şekilde yapmayı düşünüyorum. Şimdi demirciye önce bir girelim. Çünkü kazmamız kırılabilir. Yanımızda şundan bir tane yaptım. Birkaç tanesini hemen onardım. Buna zaten külçe gidiyor. Külçeyi de artık yapmayı öğrendik dostlarım. Kayın odunundan da topladım geldim. 150 para gidiyor bu onarım kitine. Yani bu birinci seviyeler. Ama şöyle arkası mavi, nadir olanlara artık bundan gidecek. Yani zaten burada yazıyor düzeltmeler için aynı renk olması gerekiyor diye. Bizim şimdilik işimizi görüyor bu bakır için. Bundan almaktansa yapmaktansa aslında kırıldığı zaman. Çünkü bu 4 gidiyor, 2 gidiyor, 150 para gidiyor. Ama 2, 5, 120 para gidiyor. Bir tane bundan üreteceğim kazmayı. Yanımda yedekte dursun, kırılırsa hemen değiştireceğim. Çünkü bunları yükseltme yapmadım. Tamam, şimdi hemen yola koyulalım ve kum taşı madenine gidelim. Evet, kum taşı maden ocağına yaklaştık. Yalnız burada yine. Burayı koruyan görevliler. Kum taşları bunlar. Hemen şöyle kazmamızı alalım. Tamam. Kırabiliyoruz. Hemen toplamaya başlayacağım. Burayı da bir keşfedeceğim. Neler var neler yok. Evet, bayağı çıkıyor aslında. Şöyle baktığımız zaman 50-58 tane oldu. 3 tane kırdık. Hatta bir tane kalmış bile. Güzel. Buradan yine katran çıktı. Aşağıda da var. Tabi burası yine kraliyetin askerleri tarafından koruma altında. Evet dostlarım, buradan kırabildiğimi, toplayabildiğimi toplayacağım. Ondan sonra da gümüş mahallesine gideceğim. Yalnız aşağıya bir inebilsek çok iyi olur.
güzel bir tane kolye çıktığını satabiliriz. Paraya çevirebiliriz onu. Güzel, 21 altın kesesi. Burada epey kırılabilecek taş madenimiz var. Alalım ne var ne yoksa. Evet, çok da uzak değil. Buraya artık sık sık gelip buradan kırabilirim. Şunu da toplayacağım. Bir iki tane daha kıracağım. Şunu da kıralım. Evet, kum taşı epey topladık. Şöyle hemen envantere girdiğimizde 50-100-145 civarında kum taşımız var. Tamamdır, gidebiliriz. Bir de gümüş toplayalım. Gümüş madenine gideceğim. Evet, yolumuzun üzerinde yine bir İdam var. Cellat birilerini kesmeye çalışıyor. Hemen yaklaşacağım. Onu bir önce öldürdük. Tamam, kaç kaç kaç. Evet, epey canımızı düşürdüler ama. Son bir tane kaldı. Onu da öldürdük. Hemen şuraları lootlayacağım, ondan sonra da kurtardığımız kişiye yardım edeceğim. Yine itibar görevi ve bölgede yine böyle kraliyetin askerlerinin asma kesme işlemleri.
Konuşalım bakalım köylüyle. Evet, yine birini kurtardık. Sanatçı falanmış, ressam gibi, değişik bir sanatçı falan dedi. Tamam. Bir tane de anahtar aldık. Evet. Gümüş madenine tekrar geri geldik. Sağlığım biraz düşük fakat zaten hava kararıyor. Burayı halledebilirsem gidip evde yatarak da sağlığımızı toplayabiliriz. İksir kullanmayı istemiyorum. Işığımızı yakalım. Önceden buraya gelmiştik ve buranın liderini de öldürmüştük aslında. En dip yerdeki hücredeki insanları dövüyorlardı. Onları kurtarmıştık buradan. Kimseye bulaşmadan şunları kırabilirim. Aynen, artık kırabiliyoruz dostlar. İkinci kütleyi de kırdık. 1-1-1 çıkıyor bundan ama. Tamam. Ah, burada bir tane sandık vardı. Lockpick açılacak olan. Aynen burada. Yalnız biz bu yine kilit açma özelliğimizi arttırmadık. Herhangi bir şey yapmadım. Boş boşuna harcamıyorum şimdi onu. Ah, yine düştük tuzağa. Evet, 50'ye yakın toplamışız. Tabii gümüş biraz daha nadir çıkıyor. Güzel, sakin, herhangi bir saldıran görmedim. Şunları da kıralım ve buradan çıkalım. Evet, tekrar köyümüze geri geldik. Akşam oldu. Bayağı da topladım dostlarım. Şöyle bakın. 25, 25, 25, 75, 80, 89 tane falan topladık. Herhangi bir saldıran falan olmadı. Rahat rahat artık gidip oradan gümüşü, kum taşını, bakırı hepsini de artık çözebiliyoruz. Şimdi yatalım, sabah olsun, gücümüzü toplayalım. Ve ondan sonra yapılabilecek bir şeyler varsa, mesela külçe yapabiliriz, gümüş külçe. Bunlarla uğraşacağım. Evet, suyumuzu, yemeğimizi yedik. Sabah oldu ve köy sandığımıza üzerimize getirdiklerimizin her şeyi boşalttım dostlarım. Şimdi ilk işim şuradaki eritme fırına girmek. Bakalım külçeyi üretebiliyor muyuz? Aynen, artık üretebiliyoruz. Yalnız bize bu, gerçi bu çam odunumuş. Kayın odunu şu. Ondan çok fazla gerekiyor. Ondan devamlı gidip gidip seyahat edip hızlı toplayıp gelmem gerekiyor dostlarım. Gümüşümüz epey var. Artık bunu yapabilirim. Tamam, şöyle yapalım. En azından böyle 10 tane bir üretelim bundan. Bu ürete dursun. Biz kazmamız kırılmak üzere. Gerçi bir tane yapı almıştım. Ama onu yine yayıma falan kullanabilirim. Çünkü kazmayı üretmek kolay. Şöyle yapalım. Bunu açacağım yere artık. Tamam. Şimdi 10 tane depoya gönder diyelim. Tuğlamız falan var. Çam odunundan biraz daha kesip gelmemiz gerekiyor dostlarım. Çam odunu da artık buraya gümüş için önemliymiş. Şimdi inşa kısmına bir girelim. Köy yönetimine. Bu arada yorumlarda gördüm. Bu yaptığımız inşa binaları nasıl seviye yükselteceğiz diyerekten bir soru gördüm. Şimdi dostlarım, her binanın üzerine geldiğimiz zaman yönet diye bir burada buton var. Mesela fırınımıza gelelim. Örneğin yönete bastığımız zaman onun içerisine giriyoruz. Ve binayı ikinci seviyeye yükselt
burada istediği malzemeler var. Bizde mesela kireç taşı yok. Bu kireç taşı nerede bulunuyormuş? Hemen altta gösteriyor. Barnsdale'de bulunuyormuş yine. Bir madende. Aslında bu kireç taşı şeye benziyor. Kum taşının aynısı. Neyse. Göreceğiz. Beyaz renkteymiş bu. Bu eksik mesela. Bunu yapabilirsek eğer kireç taşını bizim eritme fırınımızı ikinci seviyeye yükseltebileceğiz. Geri her şeyi karşılıyoruz. Kuş ağacı, bakır külçe. Bu şekilde binalarımızı üzerine gelip şöyle ikinci seviyeye yükseltebiliyoruz. Mesela bu da sülfür istiyormuş. Altın külçe istiyor mesela. Ve bunu yapınca sağ tarafta da hangileri açılacak? Yani bu bina yükseldiği zaman, ikinci seviyeye çıktığı zaman yükseltmeden sonra neler açılacak? Bunları görebiliyoruz. İksirler açılacak. Paladyum. Burada açılıyor mesela. Yine paladyumda sanki bir soru olarak yorumlarda gördüm. Paladyum nereden üretilecek diye. Paladyum da buradan üretiliyor dostlarım. Ben de bu seviyeye zaten yeni geliyorum. İkinci kısma seviyeye yükselttiğimizde paladyumu üretebileceğiz. Bu şekilde binalarımızın seviyesini yükseltebileceğiz. Tabii öncelikle materyal eksik olan o malzemeleri bizim bulmamız ve toplamamız gerekiyor ki üretip ondan sonra burada seviyelerini yükseltebilelim. Mesela Ladin ağacı istiyor. Ladin'i hiç görmedik. Söğüt'ü gördük. Burası atış balikonu. Bizim yaylarımızı artık nadir kaliteye çıkarabileceğimiz ve zehirli patlayıcı oklar, çelik başlı okları da üretebileceğiz bunları yaptığımızda. Sülfür çok gerekli. Mesela kurt derisi, bu da yine üretmişiz, bayağı bulmuşuz bir yerden. Bunları önce dikkatli bir şekilde bakıp ne eksik onları görüp yapmamız gerekiyor dostlarım. Şu anda herhangi bir şey yükseltemiyorum. Demirciye bir bakalım. Demir külçe istiyor bakın bu da. Demir külçe, demiri madenini hiç görmedim. Oyun bize belli yerlere artık gitmemizi istiyor. Yani bazı madenleri keşfetmemizi istiyor. Tabii bunları bulup ondan sonra külçe yapmamız gerekiyor. Peki şöyle yönet kısmına girdiğimizde demir külçesini tabii ikinci seviyeye çıktığı zaman fırın burada zaten yapabiliyoruz. Çelik var, altın var. Altını gördük, çeliği hiç görmedik. Herhangi birini yükseltebiliyor muyum diye bakıyorum ama dokumayı yapabiliyoruz. Gümüş külçe istiyormuş. Dokumayı ikinci seviyeye çıkartırız. Boya zaten bizim burada köyümüze satılıyor, tüccarda boya. Para karşılığında bir şekilde alırız. Tuğlayı yaptık. Kil var elimizde, her şey var. 1200 para gidecek yalnız. Olsun, hem denemiş olalım. Bina yükseltmeyi de görmüş olalım. Yükselt diyorum ve dokuma atölyemizi ikinci seviyeye aynen bu şekilde yükseltmiş olduk dostlarım. Tamam, o inşa edile dursun. Biz de inelim. Bir bakalım. Dokuma tezgahında artık fabrikasında neler açıldı? Evet, ikinci seviyeye buradan ayrı menü yapmışlar. Birinci seviye ve ikinci seviye. Birincide zaten kenevir bezi, doğa derisi, bunu ilk bölümde yapmıştık. Yay kirişi, normal kullandığımız yaylara istenen üretimde. Kurt derisi, kurt postundan yapılan. Normal bizim zırhlarımızın kamuflajları var. Bunlar yapabiliyorduk. Ama şimdi artık bir üst seviye. Yani nadir, arkası mavi olan kalitede zırhlar yapabileceğiz. Tabii bunları yapmak kolay değil. Bunlar biraz daha metalimsi olduğu için gümüş istiyor. Kurt derisi yine aynı şekilde. Çelik. Bunları yapmak kolay değil. Bu materyalleri, malzemeleri bulmamız gerekiyor dostlarım. Keneviri buradan üretiriz. Kenevir zaten yaprak olarak topluyoruz. Hadi bundan yaptık diyelim. Keten bezi. Keten bezini de burada yapacakmışız. Yaban domuzu derisi. Hiç domuz görmedik daha. Burada yüksek kalite, sağlam yay kirişi var. Demek ki yayların da üretiminde sağlam yay kirişi isteyecek bizden. Oyunda her şey birbirine denk dostlarım. Yani zincirleme bir durum var. Hepsi birbirini karşılayacak. Ondan sonra üretilecek. Evet. Başlıklar menzilli silahlar için çok iyiymiş mesela. Bunlardan bir tane yapabiliriz aslında. Şu yeşilimsi olan güzelmiş. Belerin. Yani bunlar ikinci seviye. Kukuleta boynumuza sardığımız yine
Boyunluk gibi bir şey. Neyse dostlarım, bunları şu anda üretemiyorum. Biraz daha malzeme gerekiyor bize. Biraz daha. Bu arada gök görüntülü şimşek çakarak bir yağmur var. Peki görevlere, yani itibar görevlerimize devam edelim. Hemen Peak District bölgesindeki, hatta oraya gitmeden önce buradaki birkaç tane yüze çıkarabiliriz. Şu görevleri yapabilirim. En yakın noktalara seyahat edip bunları yapalım dostlarım. Evet, Barnsdale bölgesindeki itibarımızı arttırma görevi. Buradaki insanlara, yine kişilere yardım edeceğiz. Fakat şöyle haritaya girdim de dostlarım, yine yakınımızda bir tane daha maden var. İkinci seviye. Bu da pirit taşı diye geçiyor kaynak. Bunu biraz inceledim, pirit taşını. Yine altın gibi parlak bir özelliği var. Ateş gibi yanan bir taş diyorlar. İçerisinde kükürt ve demir barındıran minerallerini barındırıyormuş. Belki kükürtü veya demiri bu madenden çıkartabiliriz. Buraya gidip bir bakacağım. Ondan sonra aşağıdaki görevlere gideceğiz. Hatta aşağıda bir tane daha kireç taşının olduğu kaynak maden var. Buraya da gidip bunu da toplayalım. Ve aşağıdaki iki tane daha görev yapalım. İtibarımızı arttıralım burada. Evet, madenin yatağı burası. Yalnız burada bu devamlı zehir bombası gibi bir şey atıyorlar. Bunlar çok tehlikeli. Bir tanesini düşürdük. Üçünde zarar görmeden, herhangi bir zehir falan yemeden öldürdük. Aynen, madenin yeri burası. Tuz, arponu, artık ne bulabilirsek, tahıl, hepsini de alalım. Çünkü mutfağı inşa ettiğimiz zaman yemekler yapacağız kendimize. Şöyle ışığı yakalım. Maden burası dostlarım. Pirit taşı da bu. Hemen kırmaya başlayalım. Evet dostlarım, bu üçüncü kütlemiz. Ve her vurduğumuzda, neredeyse kırdığımızda artı 10 XP veriyor sağ tarafta. Çok iyi XP veriyor. Ve toplayalım. Bayağı değerli bir taş. Kırabildiğimi kıracağım. Kazmam çok fazla eskimeden. Çünkü kireç taşını da kıracağız aşağı gidip. Bu bölüm biraz madenle uğraşmış gibi olduk ama oyunun tabi inşa ve üretim kısımları da önemli. Şunu da kıralım. Yeterli artık. Hem ağırlık çökmesin. Madenin derinliklerine inmeyeceğim. Belki görev olarak gelebiliriz buralara. Tamam, çıkalım dostlarım. Bayağı bir topladık. Şöyle bakalım. Aynen. 50-65 tane üzerimizde var. Çünkü ağır bir malzeme bunlar. Taşlar falan. Şimdi ışığımızı söndürelim yine. Ve aşağıdaki kişiye yardım görevine gidelim. Şu kuş ağacı mı? Aynen. Bunu da yolumuzun üstündeyken keselim. Dostlarım, burada sizin zamanınızı öldürmemek amaçlı keseceğim videoyu. Buradan biraz kuş ağacı toplayacağım. Ayrıca kayın da varmış. İkisi bir arada. Evet, biraz ağaçlardan kırdım, topladım. Şimdi görev yerine yaklaştık. Hemen şu suyun, nehrin karşısı. Yalnız buradan inemeyeceğiz.
Bakalım buradaki kişi bizden neler isteyecek veya neler yaptıracak. Tamam, otomatik kayıt noktası 3135. Çok fazla atmamışız daha. Bunları önce bir toplayayım. Ve Mac ile konuş. Konuşalım. Hey sen, kılıcın ne işe yaradığını biliyor gibi görünüyorsun. Tamam, değirmen taşı yapıyormuş. Şimdi bize bir görev verdi. Acı yok, kazanç yok. Tamam, hadi bakalım. Ona eskortluk yapacağız. Mac'e. Yine Sirik vardı daha önce. Değirmeni yanan. Ondan bahsetti. Onun olduğu yere gitmek istiyor herhalde. Büyük ihtimal. Yalnız onu koruyacağız ama biz kendimizi koruyamıyoruz. Şunlar çok tehlikeli ya. Direkt yalnız Mac'e saldırıyorlar. Bu da iyi bir şey değil. Gafil avlandık biraz. Göremedim. Aşağıda bir grup daha var. Ben ondan önce gitsem çok iyi olur. Hayır 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 hayır. Kabul etmiyor. İlla bununla gideceğiz dostlarım. Görev alanını terk edemezsin diyor. Üçünü öldürdük fakat zehir çok tuhaf bir şey. Bekle, 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 gitme, neredesin? Yine biraz erken davrandık bu kez. Tamam, bu mu? Tekrar konuş. Geldik. O kadar da kötü değil, değil mi? Aynen. Doğru diyor. İlk başta o çünkü bayağı hırpalandı. Tamamdır. Yine bir itibar aldık. Onarım aracı aldık. Jormain sandığı aldık. Yine yapım. Görüşürüz. Şöyle bakalım içeride yine toplanabilecek tuz. Burası da yine bir su değirmeninden çalışan arpa. Un falan, arpa falan dövüyorlar. Un yapıyorlar. Bu neymiş? Konuş. Bu da herhalde bir oyun falan görevi. Neyse, biz şimdi bu taraftaki esas görevlerimize bakalım. Hemen arkamızdaki buraya gideceğim ve kireç taşının olduğu madene gireceğim. Şöyle itibarımızı bir kontrol edelim. 72'lere çıkmış. Mars değil.
Evet, kireç taşının olduğu madene geldik. Burası da yine bir önceki maden ocağına benziyor. Tamamdır. Şimdi buradaki kireç taşlarını toplayabiliriz. Şunlar. Aynı şekilde her tırmada bu da artı 10 XP veriyor. Bu arada ağırlık çöktü dostlarım. Ağaçlar, daha önceki kırdığımız pirit taşı ve bu. Artık ağır olduk. Evet, seyahat edip bunları boşaltmamız gerekiyor. Yalnız bu bizden istenilen bir taş. Kireç taşı. Bazı binaların geliştirilmesinde veya üretimde isteniyordu, görmüştük. Onun için toplayabildiğimi toplayacağım. Aynen. 3-4 tane daha var. Evet. Burada bir tane civan perçemi. Yine iksirimiz var. Health yükselten. Şunu da kıralım ve evimize gidelim. Evet. Eve hemen hızlı seyahat edeceğim. Çünkü ağırlık çöktü. Evet, evimize geldik ve köy sandığımıza şimdi topladıklarımızı boşaltalım. Arpa unu. Şimdi önce bu arada kurt postu çıkmış. He, bu görevdeki saldıranlar var dostlarım. Üzerlerinde böyle post zırhlar vardı. Değirmenler arasındaki Mekke'ye yardım ederken saldıranlar. Demek ki o zehir atanlardan düşüyor bu kurt postları. Bunları da buraya atalım. Kireç taşlarını, kum taşlarını. Pirit. Bayağı bir malzeme oldu. Tuz. Taş. Şunu da yine biraz alacağım, atacağım. Tamamdır. Bayağı malzeme attık buraya. Evet, üzerimizdeki birçok malzemeyi, materyali attık buraya. Taşlar, kireç taşları topladık. Şimdi bakalım kireç taşını artık isteyen bir şey vardı. Onu yapabiliyor muyum? Fırınımızdı büyük ihtimal. Fırınımızı yönetleyelim. Mevcut işçi istiyor. 4 tane mevcut işçi istiyor. Tamam, bir tane işçimizi çıkartırım şimdi şuradan. Kireç taşını artık seviye olarak arttıracağız. Demir külçe falan yapacağız. Tabii şimdi bu malzemeleri buna harcamak iyi mi değil mi bilmiyorum. Para da gidiyor çünkü. Biz bunları zaten üretemeyeceğiz. Demir normal cevher olarak zaten yok. Peki başka yönetebileceğimiz Ladin odunu bulamadık. Laboratuvar. Hayır. Demirci. Demir külçesi istiyor. Demek ki bu da değil dostlarım. Tuzakçı kulübesi tel istiyormuş. Bunu yapabiliriz. Bunu arttırabiliriz. Artık burada belli avcılık yetenekleri, sezgilerimizi arttıracağımız özellikler çıkacak. Peki bu da değil. Şurayı, atış poligonu yok. Hayır, bu da değil. Tamam, bu da değil dostlarım. Tamam, şöyle bir simya tezgahına girelim. Acaba o aldığımız pirit taşı... Aynen dostlarım. Pirit taşı sülfür çıkartacak.
çıkartmak için içerisinde demiştim zaten parlak bir taş ve sülfür minerali içerdiğini. Bunu üretebilirim. 8 tane istiyormuş. 10 tane üretelim. Tamamdır. 10 tane ürettik. Depoya gönder diyelim. Artık sülfürümüz var. Bunu da birçok yer istiyordu. Şimdi dostlarım burada yapabileceğimiz artık panzehirler var. Bunları üretebiliyoruz. Civan perçemi. Bu da yine anlık böyle bir iksir. Health'ımızı hızlı bir şekilde dolduruyor. %30. Ve belli bir zaman içerisinde devam ediyor arttırmaya. Tamam. İstediği malzemeler farklı farklı şeyler istiyor. İkinci seviyede belki daha değişik şeyler açılacak. Tamamdır. En azından sülfürü üretmeyi başardık. Pirit taşından. Eritme fırını geliştirelim olmazsa. Bu kireç taşını ona kullanalım. Hemen tekrar girelim. Fırını yönet. Bir tane işçimiz çıkaralım. Hatta bir tane daha ev yapalım. Eğer odunumuz yeterse. Bakır madeninden bir kişi çıkartalım. Yok öyle yapmayalım. Bakır madeni gerekli. Şunu çıkaralım. Avcılardan. Tamam. Şimdi yükseltelim bunu da. Bu ikinci binamızı yükseltme olacak bu bölüm. Dokumayı yapmıştık. Ve eritme fırını da şimdi geliştiriyoruz. Çam ağacından eksik dostlarım. Biraz çam ağacı yapıp buraya nüfusumuzu arttıralım. Birkaç tane daha ev yapalım. Ondan sonra mutfak falan yapmayı düşünüyorum. Şurada mutfak vardı. Şu. Aslında yapabiliriz. İşçi bir tane daha işçi çıkaralım. Malzememiz var. Şimdi mutfağı yapacağım. Önce bir yer ayarlayalım ona da. Buraya ev yapacağım. Şuraya. Bu bina, şu ağaca. Mutfağı da buraya yapalım. Buraya hemen. Oturursa eğer. Oturmuyor. Şu ağacı da kıralım. Tamam. Oturacak buraya. Tamam. Mutfağımızı buraya yaptık. Şu ağacı da bir tane bina yapacağım. Onun için ağaç gerekiyor. Tamam. Sorun değil. Yakınlarımızı hemen kırar gelirim. Buraya. Çünkü nüfusumuzu geliştirelim artık. Biraz binalar yaptıkça nüfusa da gidiyor. Mutfağımıza hemen bir bakalım neler var. Neler yapabiliyoruz. Evet seviye 1. Bildiğimiz yine doe, geyik etini, tavşan etini, arpa ekmeğini. Bunları buradan üretebileceğiz. Tuz, arpa unu. Aynı şekilde sarımsak. Elma şarabı. Gürlenmiş somon. Bunlar çıkıyor aslında birçok yerde görüyoruz. Domuz kızartması kızarmış. Tamam. Aynen. Birinci seviyede yiyeceklerimiz. Mutfak bildiğimiz. İkinci seviyede tabii daha farklı yiyecekler üretiriz. Tamamdır dostlarım. Bunları da yaptık. Şimdi ne yapalım? Biraz daha görev yapalım. Üzerime hemen boşaltacağım. Hatta yatıp kalkarsak şu enerjimiz de düzelir. Boşuna iksir kullanmayalım. Evet tekrar hızlı seyahat ederek dostlarım şu alttaki maden ocağına ve buradaki yine bir kişiye yardım etme görevine doğru gidiyorum. Bars değildeki itibarımızı arttırmaya çalışacağız. Tam burada bir yerde gözüküyor. Acaba nerede? Büyük ihtimal bunu madenin içinde dostlarım bu. Madenin girişini bulalım. Aynen aşağıdan. Bir mağara var. Buradan gireceğiz. Şu yan tarafta yalnız itibar kazanılmadı diyor. Orada bir görev var dostlarım. Yapabilirsek eğer onu yapalım.
falan. 155. Bir kez daha. Oo, bunlar bayağı zırhlı. Seni bir öldürebilsem iyi olur. Öldü. Bayağı hazırlı bu. Hadi. Yapma, iki kez kaçırdık. Öldürdük. Anahtarı aldık. Yap anahtarı. Oklarımızı toplayalım. Şurada da var biraz ok. Evet, depo anahtarı büyük ihtimal şuranın. Açalım. Vay. Güzel. Erzaklar. Ve değerli baharat kasası. Tamam. Ona da bir bakacağım. Şu. İçerisinde değerli baharatlar var diyor ama. Tamam, başka. Büyük ihtimal onlar satılacak dostlarım. Ya da bir görev için verilebilir. Şimdi biz şuradaki göreve gidelim. Oyunda zaten bir görevden göreve giderken, herhangi bir yere seyahat ederken, yürürken, yolda farklı görevlerle karşılaşılabiliyor. Tamamdır. Bir tane darbeydik ama çok da bizi vuramadı. Şimdi. Buradaki görev neymiş göreceğiz dostlarım. Oo, burası baya baya. O yayıcıyı da öldürdük. Burada bir şey var. Aynen. Karşıda. Mekanizma. Açtık. İlk bölümde bir yeri yapmıştık çünkü. O işaretten anladım yerdeki. Hayır. Geyik eti, tavşan eti, tavuk eti, her şey olur. Ne olmaz. Buradan çıkmamız mı gerekiyor yukarıya? Orada bir şeyi aktif ettik.
Ha şu yolu açtı herhalde dostlarım. Direkt gidelim ne olur olmaz. Ya da bu kapıları açtı. Diğer taraftan kilitli. Bir dakika. Ok üretebiliyor muyuz? Üretiyoruz çünkü okumuz az. Bir tane daha. Bunlar bilinmeyen cevher. Deneyelim. Yok. Bu demir olabilir dostlarım. Alüminyum, demir ya da çelik olabilir. Buraya çıkabiliyorum. Orada sandık var. Önce sandığı alalım. Ah, lockpick. Açtı mı? Oo, iyi. En azından onu açtık. İksirler bir şeyler çıktı. Tamam. Buradan. İşte. Bu değerli baharattan topladık. İki tane oldu üzerimizde. Biri farklı, biri farklı. Biri bizim Bars Day'den çalınan. Bu ise Sherwood Ormanı'ndan çalınan mallar. Aşağıda gri diye birisi konuşuyor. Bir şeyler anlatıyor. Kaç. Şu karşıya atlayacağım. Tamam. Güzel. Tamam. Bir tanesini öldürdük. Bir tane daha var yalnız. Okları alalım. Bu arada yayımız kırıldı, kırılacak. Sıkıştı oraya. Çok iyi. Onu öldürdük. Üzerimde tamir kiti var. Hemen tamir edeyim onu. Şunu da toplayalım. Şimdi. Görev yeri. Bu. Aç. Ve Rolf ile konuş. Bir tüccar mısın diye sorduk. Tamamdır. Mağara tehlikeli yalnız. Çıkmama yardım edebilir misin dedi. Yine onu da koruyacağız herhalde. Bunları bir toplayalım önce. Bekle. Rolf. Onu buradan dışarı çıkartacağız. Yalnız önce bir kontrol edelim. Başka bir şeyler var mı? Hayır. Tamam. Biz buradakileri öldürmüştük ama spam olacak büyük ihtimal. Gel. Ne oldu ki? Gir. Evet.
Bir tane okçu kaldı. Onu da oradan iyi vurduk. Hadi bir daha. Tamam, öldü. Gel Rolf. Tamamdır. Çıkışı gördük. İyi ki de yayımızı tamir etmişim tam o sırada. Tamamdır. Şimdi Rolf'le tekrar konuşalım. Thank you, Robin. Tamam. You saved my life. Always good to hear. Evet sevgili dostlarım. Rolf'i de kurtardık. Buradaki bir kişiye daha yardım ettik. Barsdale'deki itibarımızı hani %100'lere falan getirmek istiyorum. %70'leri geçtik. Tabii ufak tefek çok görev var oyunda. Adım attığımız yerde görev çıkabiliyor. Bu da 6. bölümümüzün sonu olsun dostlarım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın değerli dostlar.